Biz ilave ettik diyor. İşte onun süresi 40 yevmen leyle 20-40 güne tamamlanınca Cenab-ı Hak işte o zaman ona Tevrat'ı inzal buyurdu. 10 emir diye şeysi var ya, o emirlerini ona bildirdi. İşte o 40 gün dolunca Musa aleyhisselam Allah'ın istediği mevkiye, mertebeye, dereceye ulaştı ve o zaman ona hitap etti. O zaman işte tabii kendini görmedi, göremedi. Okuyacağız zaten. Allah Zülcelal Hazretlerini peygamberimizden başka kimse görmedi. Cennette görecek inşallah. Müminler de görecek, başkası da görecek ama şimdi gören yok. Efendimize bu devlet nasip olmuş. Sadece sesinin tecellisine mazhar oldu. O kadar hoşuna zevklendi ki, o kadar duygulandı ki enzur erini enzur ileyk. Kendini görmek istiyorum. Bakacağım sana. Enzur ileyk. Bizzat bakacağım. Göster kendini, dedi. Musa aleyhisselam coştu. Coşunca, duygulanınca insan kafası çalışmaz. Ne söylediğini bilmez. Sevgi gözü kulağı sağır eder, gözü kör eder diyorsunuz ya. Aşk diyorsunuz, işte bu halde kendini göreceğim, dedi. Len tarani, ey Musa, sen beni asla göremeyeceksin. Velakin zur ila cebeli fenistakarra mekanuhu fesevfe tarani. Şuraları, oraları gittik. Kırmızı gök kayalar, hiç toprak yok, sağlam. Aa, şu gök kayalar eğer bak yerinde durarsa sen beni görürsün. Bakınca toz oldular. Allah'ın tecellisine dayanamadılar. Hemen faharra Musa saika. O güçlü Musa, pehlivan yapılı. Tek koluyla kardeşini böyle sakalından dokmuş, kaldırmış havaya. Öyle güçlü Musa aleyhisselam. Çünkü Firavun Mısır'dayken bir işte rüya görmüş. İsrailoğullarından bir adam çıkacak, senin saltanatını son verecek diye o yanındaki alimlere böyle yormuşlar. Onun üzerinden ne kadar Beni İsrail'den Musa aleyhisselam kavminden adam varsa, insan varsa, onların kadınlarını kısırlaştırmış, çocuklarını kesmiş, 650 bin çocuk kellesi uçurmuş, saltanatını son vermesinler diye. Musa aleyhisselamın annesi de hamileymiş. Ona Allah ilham etmiş. Sen korkma demiş, doğur, sar demiş şeye, bezlere sar, bir şeyin içine koy, sandığın içine koy, bırak demiş Nil'e. Öyle bırakmış. Tabii ana yüreği, ana yüreği bırakmış ama yine kardeşini takipçi göndermiş. Kardeşini takipçi göndermiş. Şeye giderken, o sandık giderken Firavun'un da çocuğu olmuyor. Asiye hanımı sonra da Müslüman oldu, mümin oldu. Asiye anamız hizmetçisiyle beraber Nil içinden geçiyor, Firavun'un sarayının içinden, halen öyle. Evet, giderken bir bakmış şeye takılı. Nil'in kenarında ağaç var. Ağaca takılı bir sandık var. Demiş, git onu al. Çocuğu olmuyor. Peygamber olacak çocuk belli olmaz mı? Peygamberimiz bile doğduğu zaman Ebu Leheb, çok zeki adam, büyük adam olacak bu demiş, büyük adam olmuş, sevinmiş çok. Evet, bir bakmış çok güzel bir çocuk, erkek çocuk. Hemen kanı kaynamış ona, ısırmış, çocuğu olmuyor. Hizmetçisine demiş ki, kimseye söylemeyeceksin. Söylersen senin derini üzerim. Tamam demiş o da. Getirmiş saraya, demiş bak çocuğun olmuyor. Bu kadar mücadele ettin, rakiplerini yendin, kral oldun. Kralına Firavun deniyor. Mısır kralına Firavun deniyor. Adı değil Firavun. Kral oldum. Çocuğumuz yok. Yarın öleceksin. Bu kadar zorluklar ele geçirdin makamı. Senin rakiplerin yine senden alacaklar. Ben bu çocuğu buldum demiş. Daha bir günlük bile yok. Bizim deriz demiş. Kendi istediğimize göre büyütürüz. Senin yerine geçirirsin. Oğlumuz deriz. Aklına yatmış.
Ondan sonra tabii çocuk acıkınca ne yapacak? Emecek. Hemen bizim Firavun'un oğlu oldu filan diye her tarafa haber salmışlar. Fakat çocuk durmuyor. Süt tadı sarıyorlar. Görevliler sağa sola koşturuyorlar. Şeysi de annesinin kardeşi de hep takip ediyor sandığın nereye gittiğini filan. O sağa sola koşturan görevliler niye demiş böyle telaşlısınız? Bizim kralın oğlu oldu ama emzirecek tadı bulamıyoruz. Kimseyi emmiyor. Ben siz demiş onun emceği kadını bulayım demiş. Aman demişler çabuk bul. Öz annesini götürmüş. Söylemiyor annesi olduğunu. Götürmüş. Musa Aleyhisselam nasıl böyle sarılmış, çarp çurp emmiş. Demiş kuş sütüyle besleyeceğiz seni. Sen burada otur. Allah yetiştirecek Musa Aleyhisselam'ı düşmanına besletiyor. Evet efendim. Şimdi Musa Aleyhisselam işte böyle Firavun'un yanında büyüdükten sonra peygamber tabii onun yaptıkları bir adam öldürmüş. Öldürmesi de şöyle. Genç sokağa çıkmış. Beni İsrail'le yerli Mısırlı adam kavga ediyorlar. Mısırlı adam o Beni İsrail'i yıkmış, göğsünün üstüne oturmuş. Musa Aleyhisselam da çok kovalayı oradan geçiyor. Sen insan değil misin ya demiş, bak beni öldürecek adam, yardım etsene. Söylemiş. O da adamı şöyle kaldırmış tek elinle, öyle elinle tersini şöyle bir vurmuş. Adam öyle kuvvetli Musa Aleyhisselam ki elin tersine vurduğu anda patlayıp ölmüş. Ondan sonra başka zaman gene gezerken aynı adam bir daha kavga ediyor başkasına. Gene yardım et diyor. Etmem diyor. Sen diyor hiçbirsin. Bak eğer bana yardım etmezsen, beni kurtarmazsan adamı öldürdün söylerim ha diyor. Adam öldüren de öldürülüyor Firavun'un kanununda. Evet, ondan sonra işte Musa Aleyhisselam bu olayı duyuluyor. Sarayda Asiye anamız ona çok seviyor, ona bağlanmış. Ayrıca sarayda onu sevenler var. Firavun adamlardan birisi diyor ki çabuk kaç diyor. Hem kavmini de götür, hepinizi diyor kesecek Firavun. Topluyor işte o Kızıldeniz'i gidiyor, deniz yerliyor hikayeler. Öyle başlıyor efendim. Evet, şimdi Musa Aleyhisselam bile kendini göremedi. Efendimiz gördü, kendini gördü. Ama söylemiyor bize de. Cennette inşallah müminler görecek. Allah bize de nasip eder inşallah. Hepimize nasip eder. Zaman, şekile, mekana sığmıyor Allah. Gidince oranın şartları oralara ait. Evet, öyle diyor güzel peygamberimiz. İşte orada 40 gün dağda kalmış. 40 gün dağda kalmış. Evet. 40 gün bu emirler aldıktan sonra tüptü ileyk. Tövbe ettim, haddim olmayan şey istedim, seni göreceğim dedi ya. Beni affet diyor. Göremiyor. Ama peygamberlikle görevlendirilmiş. Ondan sonra git diyor Firavun'a. Kur'an'da bunlar var. Bütün peygamberlerin hikayeleri var. Git diyor Firavun'a söyle diyor. Onu tevhide Allah bir demeye, senin de peygamberin kabul davet et. Gönderiyor, hikaye uzun. Evet, işte o 40 gün işi, İslam tasavvufunda bir adamı 40 gün hapsederler. Dünyaya ilgisini keser. Merkez Efendi var biliyorsunuz Edirnekapı'da. Aksaray'da Sofu Baba var. İşte bir de Bursa'da da var onun kaldığı yerler. Büyük adamlar, büyük adamlık bir kere kabiliyet olacak. Yeteneği mükemmel olacak. Bir de bu şarta uyacaksın. 40 gün nefsini bir saniye bile hiç gaflette olmadan, yani uyumadan uyursan gaflete düşüyorsun. Kontrol olur mu? Böyle 40 gün dünya işlerine ilgin keseceksin. Sadece zaruri ihtiyaçlar için, tuvalet için, şunu bu için yapabilir. 40 gün tasavvufta 40 gün çile, halvet bundan gelir. Bu Kur'an'daki dayanağı.
Araf suresinin 140. ayeti. İşte diyor ki Peygamberimiz, 40 gün kim böyle hiç dünya işleriyle zaruri işler dışında ilgilenmez, kapısını kapatır, kendini Allah'a verir, eşini dostunu her şeyden vazgeçerse, günahlarından anasından doğduğu günkü gibi kurtulur. Evet, hiç günahı kalmaz. Tertemiz olunca da kalp gözü açılır, senin göremediğin görür. Aklı selim sahibi olur, gerçeği düşünür. Esas hedef budur işte. Evet, esas hedef budur. Evet, bizim inancımıza göre, burada da aynen geçtiği gibi, çocuklar doğarken tertemiz doğarlar. Hristiyanlar böyle inanmıyorlar. Yani İncil'de yok. Tahrif edilmiş İncil'e göre şimdiki Hristiyanlık, bizzat aralarına girdik, kiliseye gittik, ayinlerine katıldık, İncil'i okuduk. Siz de okuyabilirsiniz. Kur'an okuyun, karşılaştırın. Kur'an-ı Kerim'in muazzam bir Allah kanunu olduğunu, kitap olduğunu göreceksiniz. İnsanların değiştirdiği belli. Tevrat da öyle, İncil de öyle. Her neyse, işte orada Allah, baba oğul, oğul Allah, baba Allah, oğul Allah, bir Ruhul Kudüs, üçtür. Üç olur mu ya bu kavgada? Üç bire eşittir. Ya üç bir eşittir mi? O soru sorma. Evet, soru sormak yok. Kilisenin kapısını yazıyorlar. Sormayı bırak, öyle gir içeri. İslam'da da efela takilun, neden akıl yürütmüyorsunuz? Neden? Hep ayetler böyledir. Neden düşünmüyorsunuz? Bunun aslını niye araştırmıyorsunuz? Kilisede böyle yazıyor. Aklını bırak sokakta, öyle gel diyor. Yoksa akıl inanmıyor papazın söylediğine. Evet, İslam'da doğan çocuk tertemiz doğar. Adem babamız, Adem Aleyhisselam cennette Allah'ın yasak ettiği meyveyi yedi ya, orada günah işledi. O günahın günahı, yasak şeyi yediği meyveyi, onun günahı ondan neslinden gelen bütün insanlara sirayet ediyor, bulaşıyor. Ondan dolayı Hristiyanlar doğan çocuğu vaftiz yaparlar, papazı çağırırlar, yıkarlar, şarapla yıkarlar. Ve bu vaftiz ile yıkandıktan sonra da yıkanmazlar. 14. Louis, Fransız kralı, meşhur kralı 14. Louis hatıratında, hayatta kazandığım en büyük şeref vaftiz suyundan başka vücuduma su değmemiştir diyor. Okuyabilirsiniz. Halen kitaplıcıklarda var, kütüphanelerde var. Ne kadar pis herifmiş yani. Bundan dolayı Versailles Sarayı'nda tuvalet yok, banyo yok, hala yok. Dışarıdan gelenler de para verip giriyorlar tabii. Onlar için dışarıda tuvalet parayla. İçeride ne banyo var, ne tuvalet var. Şimdi bize de moda, komidin, karyolun yanında değil mi? İçine bazı şeyini koyarsın, pijamanı, şunu bunu. Komidin derler ona, Fransızdan gelmedir. Çünkü gece kakası ne diyor, çişi ne diyor, tuvalet yok ya, çömleği ediyor, onun içine koyuyor, sabahleyin biriktirip pencereden caddeye döküyor. Herkes böyle yapınca caddeler sidik ve işte o, doluyor böyle. Romanlarında bile geçiyor yani, romanlarında bile geçiyor. Bu kadar pis, bu kadar pis. Şimdi ben Amerika'da İngilizce okuluna gittim, 59 yaşında oraya çağırdılar, gittim. İngilizce okuluna gidiyorum öğrenem diye. Bundan şeyden bahsediyor. Parfümün iyiliklerinden, güzelliklerinden bahsediyor bayan hoca. Dedim, one minute. Dedim, siz dedim yıkanmıyorsunuz, kokuyorsunuz. Kokumuz herkes tiksindirmesin diye parfüm icat ettiniz. Kokulanıyorsunuz dedim. Biz dedim her cuma yıkanırız, Müslümanlar her cuma yıkanırız. Zaruri hallerde zaten yıkanmak mecburidir. Onlar yıkanmak yok onlarda. Çok pistir herifler. Hiç yıkanmazlar. Adetten sonra da kadınlar yıkanmaz. Yıkanmak yok. Halen öyle. Evvelce böyle değildi. Şimdi bozuk şeylerinde böyle tahrif edilmiş İncil'lerinde. Onun için dedim parfüme ihtiyacım yok. Bizim dedim Müslümanların parfüme ihtiyacı yok. Evet, Müslüman tertemiz olur. Günde 5 vakit abdest alıyor zaten.
Cuma günü mutlaka camiyi giderken yıkanır. Ayrıca zaruri hallerde yine yıkanır. Evet efendim, şimdi bizim inancımıza göre çocuk tertemiz. Aklı yok, iradesi yok. Günahı olur mu lan? Bugün bütün dünya modern hukukta iradesi olmayana suç isnat edilmez. Çünkü suç işlemek bilerek, kasıt lazım. Bir suçtan, yasak bir fiilden bahsedebilmek için akıl, irade lazım, kasıt lazım. Kastı olmayana ceza verilmez. Çocuğun kastı mı var ya, iradesi yok ki kastı olsun. Ama kanunlarında böyle diyorlar ama inançları böyle. Çocuklar günahkar doğuyor. O günahı temizlemek için papazı çağırıyorlar çocukta olduğunda, yıkıyorlar. Şarapla yıkıyorlar. O 14. günü de böyle diyor yani. Hayatımda diyor bu hafti suyundan başka su değdirmedim. Hepsi böyledir. Yalnız kralları değil. İspanya'da da koyu Hristiyanlık halen de öyledir. Koyu Hristiyanlık var. Tarık bin Ziyad fethetmiş. Evet, gidip görebilirsiniz. Sağa sola gideceğinize bu İslam'la ilgili yerleri görün. İslam ordularıyla onun geçtiği yer, gemiye binip indiği yer halen duruyor. Oraya inmiş, geçtikten sonra gemileri yaktırmış Tarık bin Ziyad. Allah rahmet eylesin o muazzam Müslümana. Demiş bak, ya kazanacaksınız ya kazanacaksınız. Geriye dönüşünüz yok, deniz var. Ne muazzam kumandanmış. Şimdi denize dönüp de kaçarken boğulsa cehenneme gidecek. O da mümin ordusu. Halbuki çarpışırken ölürse cennete gidecek, şehit olacak. Atom bombası olmuş hep askerleri böyle olunca. Ve duman etmişler. Ta Fransa'da Po Ovası'na kadar ilerlemişler. Emevi halifesi dur demese daha Avrupa'nın hepsini Müslüman edecekmiş. Ama sandalye hırsından dolayı şimdi oralarda fethederse benim halifeliğime göz diker bu diye durdurmuş o zamanın halifesi. İsmi lazım değil. Evet efendim, onların inancı bu, onu anlatacağım. Bizimkiler orayı aldılar, Müslümanlığı getirdiler ve oranın insanına insanca davrandılar. Evet, Hristiyanları kesmediler, insanlığı öğrettiler. Yıkanmayı öğrettiler. Sonra gene dünya sevdasına kapıldı ama kaç yüz sene, 700 sene İslam hükümdar olduktan, hükümran olduktan sonra birbirlerine girmişler. Ondan sonra da yenilmişler. Elhamra Sarayı'nın camisini tuvalet yapmışlar hakaret olsun diye. Halen görebilirsiniz. Evet de şimdi önemli söylemek istediğim şu, ceza hukukunda da vardır. L'histoire du juge, adalet tarihi vardır. Adlan Cemgil tercüme etmiş. Avrupa adalet tarihi. Orada Müslümanlar halka yıkanmayı öğrettiler ya, alışmışlar yıkanmaya. Tekrar Hristiyanlar oraya kral olunca, ele geçirince yıkanan Müslüman, kendi Hristiyan adam, biz zorlamıyoruz ama yıkanmayı öğrenmiş Müslümanlardan. Yıkananları toplamışlar, meydanda yakmışlar. Neden yıkanıyorsunuz diye. Bu abartılı söz değil, bilimsel kaynakta yazıyor. Buna otodafe denir. Otodafe. Ceza hukukunda. Neden yıkandın diye halkı yakmışlar. Şimdi de bize akıl veriyorlar. İnsan hakkı bilmem falan filan diye. Onları yıkanmayı biz öğrettik. Müslümanlar öğretti. Rönesans'ta bize öğretti. Kendileri itiraf ediyorlar. Sadece bazı bilim adamları itiraf ediyor. Ötekiler biz bulduk falan diyorlar ama evet, onların inancı böyle. Çocuk günahkar doğar, onu işte vaftiz suyuyla yıkatırlar. Vaftiz yıkamasıyla sonra da hiç yıkanmazlar. Biz ise öyle değil. Biz saf, iradesi yok, aklı şuuru yok. Çocuk günahkar olur mu? Kasıt olmaya suç olmaz. Çocukta kasıt olur mu? Suç günah olmaz, tertemiz doğar, aynen böyle. 40 gün sen böyle nefsi emmarın kontrolde tutarsan, dünya ile ilişkin kesersen, halvete girersen çileye 40 gün diyor, anadan doğduğun günkü gibi günahlarından çıkarsın, kurtulursun. Efendimizin sözü bu. İstersen dene.
Yok, deneme. Bir çoban lazım, görmüyor musun? Bir futbolcu bile antrenör yavaş yavaş 100 metre, 200 metre, 300 metre koşmaya alıştırıyor. Karnına tekme vurduruyor ki tekme yediği zaman anam deyip hastaneye olmasın diye. Hep öğretiyorlar ya, orada da tecrübeli, bilgili birisi kontrolünde gir ki orada derken ben uçuyorum falan demeye gidersin. Böyle şeyler çünkü duygusal anlar aklı mantığı durdurur. Akıl mantık durduğu yerde de ne yapacağını bilemezsin. Onun için bu işleri bilen tecrübeli bir adam nezaretinde 40 gün çile yaptırırlar. Bütün Anadolu'da çilehaneleri görebilirsiniz. Her yerde Edirne'de de Hasan Sezai Hazretleri var. Onun da hemen kabrin yanında çilehanesi var. Hiç pencere mencere yok. Giriyormuş, kapa diyormuş. 40 gün kalıyormuş. Her sene 40 gün. Her sene 40 gün kalıyorlar. Adama büyük adam oluyorlar tabii. Sen de böyle dünya ilişkilerini kesersen, ahbapla yaran şunu bunu her şeyle ilgin keser de nefsin kontrol alırsan 40 gün harece min cunubihi keyevme veledetü ummu anasından doğduğu günkü gibi anandan tertemiz olursun diyor güzel peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Yani illa herkesin böyle yapması şart değil. Hani adam olacaksın, ben de şey olacaksın. Mesela bu kitabı yazan adam da her sene hem iki defa 40 güne giriyormuş. Bak kitabını okuyoruz, hep ona onun için çalışıyoruz. Kabrini kaldırmak istemişler, kaldıramamışlar. Birisi alet bozulmuş, öteki hocalar kaldırmış. Kaldırmak ne kötü niyet değil, rahmetli Menderes kaldırın demiş. Çünkü turistler kabrin üstüne çıkıyorlar, pis, yıkanmıyor dedik ya. Fotoğrafını çekiyorlar türbenin demiş. Bu pisler çiğnemesin bu mübarek adamları. Şunu demiş, kabirlerini oraya götürün. Hepsini götürmüşler. Benim hocamın da hocası bugün gömülmüş gibi. Evet, 60 sene evvel gömüldü ölen adam. Bizzat ağzından duydum. Kendim kucakladım, yeni kabrine taşıdım diyor. Bugün gömülmüş gibi hiç yürümemiş. Öyle adamlar yatıyor orada. Bu onların hocası da işte bu kitabı yazan adam. Onu kaldıramamışlar, ötekiler götürmüşler. Alet bozulmuş. Adam demiş ben mühendis demiş ben gitmiyorum. Böyle bırak ya demiş sen de batıl inançların var ya demiş. Getir ha. Yeni mühendis gelmiş. O da tımarhanelik olmuş. Ondan sonra orada kalmış. Girişte türbenin dibinde soldadır. Hanımıyla orada yatıyor. Allah rahmet şefaatine nail eylesin. Evet o senede iki defa 40 yaparmış. Senede iki zaten ömrü billah uzanıp yapmamış da bir de 40 gün bunu bu hadislere uyumuş yani. Yani adam olacaksan böyle büyük adam bunlar var. Yoksa yok hocam ya biz vatanı kurtaralım tamam 5 vakit namaz. Yılda Ramazan orucu, ömürde bir defa haç. Aha böyle bildiğin şeyler. Oy tamam o da kurtulursun ama ben Yunus Emre olacağım dedin mi? Aha bunlar var. Tamam mı? Böyle şeyler var. Buyur hodri meydan. Sana da var. Efendimiz buna bize şey diyor. Evet. Bir kere buna süluk derler tasavvufta. Bunun 14 günden azı olamaz. Tamamı 40 gündür. 14 günden azı olamaz. Hani böyle şu işi var, şu var, bu var. Böyle 14 yaparlar. 40 gündür aslı diyor Gümüşhanel Hazretleri. Onunla, o konuda izahatlar vermiş. İşte böyle oldu mu adam kendine geliyor. Şimdi çok ilginç. Evet. Neden 40? Bunu araştırıyorlar. Yediğiniz bir şeyin, gıdanın, ilacın 40 gün tesir olurmuş. İsterseniz doktorlar sorun. Ben mesela ana rahmine düşen çocuk 40 günde canlanır. O 40 günden sonra çocuğu aldırırsanız katil olursunuz. Alan doktor da katil olur, aldıran ana baba da katil olur. O hadisi meşhur, adını söylemeyeyim, reklam olmasın, meşhur çocuk doktoru profesöre sordum. %100 aynı dedi. Bugünkü ilim de aynı söylüyor. 40 günde çocuk canlanır. 40
ya yani bugün bilimsel şey diyor da işte sorabilirsiniz gıdacılara. Yediğiniz şeylerin şeyi 40 gün tesiri devam ediyormuş. 40 gün yemeyince, bir şey yapmayınca olur mu hocam ya? Yemesen insan yaşayabilir mi? E böyle diyorsan sana girmek zorunda değilsin zaten. O zaman sen günde sabah kahvaltısı, öğle yemeği, akşam üç öğün yemeği devam et. Yasak değil yahu. Ama adam olacağım diyorsan böyle şeyler var. 40 gün adamlara yedirmiyorlar, içirmiyorlar. Böyle büyük zatlardan Hindistan'da bu Gümüşhaneli Hazretlerinin hocasının hocası Gümüşhane şeyde Hindistan'da Delhi'de yatıyor. Abdullah Dehlevi. Mevlana Halid Hazretleri yaman bir hoca. Şam'da Kasyan Tepesi'nde yatıyor, türbesi orada. Türkiye'deki tasavvuf büyüklerinin hepsinin hocası o, Mevlana Halid Hazretleri. Öyle bir alim, dahi, astronomiyle ilgili fikirleri var. Hem din alimi hem de böyle şey astronomi alimi. Bir tane de Arştan Arza diye kitap yazmış adam, Müslüman olmuş. Onun kitabını okurken astronomi profesörü. Öyle kitabı da var, Arştan Arza diye. Öyle bir alim. Doğru yanlış buldu mu hemen çat vuruyormuş yüzüne. Kral olsun, padişah olsun, kim olsa olsun. Hayatını hiçe sayıyor. Doğruyu söylüyor. Ölümden korkmuyor. Yani rütbe almak kolay değil. İmam Rabbani de böyle. Kapı komşusu vur boya tapıyor, yılana tapıyor. Onların arasında mücadele vermiş. Her an hayatı tehlikede. Bu tehlikeden korkmadan, çalışmadan, kadere inanmadan adam olmak yok. İmam Rabbani kadar büyük. Gittim gördüm. Hindistan'da yatıyor. Evet. Bu Abdullah Dehlevi Hazretlerine gitmiş işte bu Halid-i Bağdadi Hazretleri. Böyle muazzam bir adam. Büyük alim. Giderken o zaman araba yok. Uçak yok. Yaya gidiyor. İki senede varmış. Her şeyde hikmet var. Böyle bir alim. O zaman biliyorsun İran Mecusilikten Müslümanlığa girmiş. Şii, aşırı Şiilik var orada. Acayip inançları var. Şimdi oralara girmeyelim. Giderken namlı alim onların oralardan geçerken hepsini susturmuş. Onları terbiye ede ede varmış. İki senede varmış Delhi'ye. Sormuş. Demişler senin aradığın adam aha şurada. Halen türbesi orada. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Evet varmış. İnsanlık gereği ne yapmak lazım? Meşhur bir hoca gelmiş. Hemen adam gönderip buyur etmen lazım değil mi? Bu Abdullah Dehlevi Hazretleri oradaki kapıcıya demiş ki söyle o adama demiş gitsin tuvalete. Tuvaleti temizlesin demiş. Hoş geldin yok. Baş mı susuz mu dediği yok. Bak nasıl zor imtihanlar. O adam da akıllı. Tamam demiş. Gitmiş tuvalete. Aynen tuvalet duruyor. İki sene tuvalet temizlemiş. Hem de parayla değil bedava. Yedin, ne yedin diyen yok. Bir gün içinden nefis demiş ki ulan demiş sen ne serseri adamsın be. Bağdat'ta demiş, Şam'da demiş, ne kadar alim yetiştirdin. Kralları hizaya getirdin. Öyle olayları çok. Ne kadar hizmet ediyordun. Binlerce, yüz binlerce insanı irşad ettin. Burada ne yapıyorsun? Bok temizliyorsun demiş. Kimseye faydan yok. Demiş ki namussuz. Senin yüzünden temizliyorum bu boku demiş. Bundan sonra sana söz yok. Bu sözü söylediği anda kendi kendine kapıcı yine gelmiş. Demiş hoca efendi çağırıyor seni. Nefsini yendi. Onunki 40 gün değil, 2 sene sürmüş. Tamam oğlum demiş. Hedefi tuttum, güle güle demiş. Şam'a göndermiş. Bu işler böyle. Bunun asgarisi 40 gün yani. Bunun asgarisi 40 gün. Evet. Bu Gümüşhaneli Hazretleri hiç padişahların yanına gitmemiş. İmam Malik de gitmemiş. İmam-ı Azam da gitmemiş. Kadılık teklifini kabul etmediği için hapsettiler, öldürdüler İmam-ı Azam'ı. Büyük adam olmak için
hayatını hiçe sayıp Allah uğruna mı? Öyle pisi pisine değil. Hiç gitmemiş. Padişahlar gelmiş. Abdülhamid, Abdülmecid, Vahdettin demiş, Şeyhülislam'sın. Hayır demiş, ben Şeyhülislam kabul etmem. Şii altında, Avrupalıların Şii altındasın sen demiş. Böyle dini hüküm nasıl fetva verirler demiş. Esiriz biz ya. Kabul etmemiş. Öyle bir adam. Padişahlar gelip onun elini öpüyorlarmış. Allah ondan razı olsun. Şifatını hayırlı eylesin. Evet, onun aldığı kitaptan okuyor hadis. Efendimiz 40 gün diyor sen de dünya ilişkilerinden kesilir, nefsini kontrolde tutarsan aklına dünya, ah nerede ya? Namaza duruyoruz. Buradan çıkınca şuraya uğrayacağız, şuraya uğrayacağız. Hanım şunu tembih etmişti. Oho, namazda kaç yeri dolaşıyoruz değil mi? Böyle olamazsın. Namaza durdun mu kendinden geçeceksin. Dünya aklına gelmeyecek. Hazreti Ali öyle namaz kılıyormuş. Hep anlatıyorum ya, kocaman ok girmiş bacağından öbür taraftan bir harpte. O zaman uyuştur şeyim var, acı dindirici, ne diyorsun siz ona, acı uyutuyorlar adamı ya. Anestezi mi var? Onu sökmek lazım, yıkıda dayanır mı insan? Söktükten sonra da ateşle dağlayacaklar ki yara şey olmasın, mikropla ölsün. Durun demiş, namaza durmuş. Namaza öyle kendinden geçmiş ki Allah, işte Ali olmak için böyle namaz kılmak lazım. Sökmüşler, ateşle dağlamışlar, sarmışlar, o hala da uzun kılıyor. Bizim gibi inna atayına demiyor yani, uzun uzun. Selam vermiş, deyin demiş, başlayın demişler. Biz birinci rekatta hallettik o işi, haberi yok. Ateşle dağlamaktan, namaz böyle kılınır. Hocam biz böyle kılamıyoruz. Yok, vazgeçmek yok. Hedef bu. Bir gün Allah bize de gösterir diyeceksin, yola revan olacaksın. Ama herkes Hazreti Ali olamıyor tabii işte. Herkes Gümüşhaneli olamıyor. Herkes Merkez Efendi olamıyor yani. İnsanların da böyle kabiliyetliler var. Bu hadis onları bize öğretiyor efendim. Evet, Cenab-ı Hakk'ın böyle kapılarını açıvermesi böyle şeylerle oluyor. Çetin imtihanlarla oluyor. Tabarani Ebu Umame el-Bahili Hazretlerinden evet nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Tamamü tahiyye, selamın tamam olması, el-ahzü bilyet, eli tutmakla olur. Vel musafaha bilyumna, sağ elinle musafaha ile olur. Evet. Şimdi Müslümanlar birbirleriyle karşılaştıkları zaman selam verirler. Selam, esselamu aleyküm. En kısası. Eğer vaktin varsa, ola şu mürahiye bak demeyeceklerse, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Selam, iki dünyada selamet, afiyet, sıkıntılara uğramamak, her türlü rahat, şürur seninle olsun. Cahirette de dünyada da selamın manası, Allah'ın rahmeti bereketi üzerine olsun. Öteki de evet altta kalmayacak iyiliğin. Böyle bir dua edince ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve mağfiretuhu ve afiyetuhu ilave edecek. İlavesini bilmiyorum hocam. En azından ve Hasan Basri Çantay Hoca'nın tefsirine bakabilirsiniz. Allah rahmet eylesin, hocamızdan ders okuduk. Kur'an-ı Kerim'de feizâ huyyitüm bitahiyyetin, size bir Müslüman selam verdiği zaman Kur'an'da ayet efendim. Fehayyü bi'ahsene minhâ, daha güzeliyle selam verin. Şimdi o güzel bir dua etti, sen o daha fazla dua edeceksin. Ayete göre. Daha güzel mi hocam, bilmiyoruz biz. Şimdi burada bilgisizlik var. Birçok konuda olduğu gibi. Selamünaleyküm ağalar. Güzel adet. Aleykümselam Mehmet Ağa. Olmadı. Evet. Selamünaleyküm. Tamam. Aleykümselam dedin mi? Benim selama melama ihtiyacım yok lan. Senin olsun.
anlamına geliyor. Allah'ın bu ayetine göre İsa ile selam vereceksin. Ve aleyküm selam. En azından ve aleyküm selam. Ve ilave edeceksin. Bak bir ilavesi var. Bu ayetin anlamı en azından bu. Başka ilave duaları bilmiyorsan ve kelimesini, ve harfini ilave edeceksin. Ve aleyküm selam. Kardeş, bana da sana da bütün Müslümanlara selamet olsun. Ve dedin mi? Onu söylemezsen benim ihtiyacım yok lan, senin olsun. Anlama gelir diye hoca tabii kaynaklarında söylemiş tefsirlere göre. Evet, şimdi selamün aleyküm, aleyküm selam. Olmadı. Olmadı. Farzdan kurtuldun. Selam vermek sünnet. Almak farz. Farzdan kurtuldun ama aptallık yaptın. Selamı kendine almadın. Gene herfe iade ettin. Ve aleyküm de. Ve. Ve aleyküm selam de hem bana hem sana. Hem bütün Müslümanlara de. Bu ve önemli ve. Böyle öğrenin, böyle öğretin, arkadaşlarınızı ikaz edin. Evet, selam böyle alınır, böyle verilir. Tabii ezan okurken selam verilmez. Ezan dinleyeceğiz. Dinimizin, tevhid inancının özü. Ezan çok şerefli kelimeler. Onu dinleyeceğiz. Hazırlığa geçeceğiz. Burada işte bir meşhur fasulyeciler var. Kuru fasulyeciler var. Kebapçılar var. Meşhur. Turistler geliyor buraları ziyaret etmeye. Evet, kahveler dolu. Onları gavur demiyorum. Müslüman onlar da kardeşimiz. Kardeşlik adına söylüyorum. Ezan okunuyor dibinde, çingir çingir. Kimse kalkıp da namaza gelmiyor. Ayrıca oturmuş, bacak bacak üstüne. Adın ne arkadaş? Ali. Yani Müslümansın. Hayvan, ezan okunuyor lan, bacak çelinir mi lan? Sen Müslüman değil misin? Biraz kendine gelsene lan. Değerlerini toparlansana. Bu sigarada ne oluyor? Zaten haram sigara. Bir de ezan okurken çekiyor. Görüyorsunuz. Bu bizim dertlerimiz. Bunu öğretmedik biz. Bilmediği için yapıyor bu adam. Zaten kasten yapsa kafir olur. Hakaret olur, kafir olur. Ezana hakaret küfürdür. Bilmediği için ama büyük çam deviriyor. Bunun da vebali biz hocalarda. Evet, ezan okurken selam verilmez. Bırak sigara içmeyi. Selam verilmez. Çünkü ezan dinlemek önceliklidir. Hutbe okunurken konuşulmaz. Amin denmez. Çünkü dinlemek önceliklidir. Kural budur. Namaz da kılamazsın. Namaz da kılamazsın. Ezan okurken selam vermek güzel bir şey ama ezan daha önceliklidir. Onu dinleyeceksin arkadaş. Kural bu. Ama kimsenin haberi yok. Sigara içiyor bacak bacak üstüne. İstifini bozmuyor. Gır gır laflar devam ediyor. Ondan sonra koyuyorlar. Nasıl biliriz? İyi biliriz. Bu diyor ki iyi değil lan. Ezan okuyan sigara içti hayvan diyor. Yazıyor. Zabıt tutmuş. Ya böyle şeylerimiz çok. Bunların herkesin bilmesi lazım. Ezan okuyan bak selam bile verilmez. Ezan okurken Kur'an okuyorsan evde susacaksın. Camide okuyorsun. Problem yok. Neden? Ezan buyur camiye diye demektir. Zaten gelmişsin camiye. Camide okuyabilirsin. Zaten onun dediğini yapmışsın. Ama evinde Kur'an bile okuyamazsın, dinleyeceksin. Selam veremezsin. Evet, abdest alana da selam verilmez. İşi var adamın, dua edecek lan o. Abdest bir ibadet. O öncelikli. Ezan, selam orada. Tuvaletteki adama selam verilmez. Selam Allah'ın isimlerinden, güzel isimlerinden birisi. Dua lan, orada olur mu lan? Kesinlikle veriyorlar. Evet, sigara içene, haram işleyene selam verilmez. Haram. Oturmuş rakı içiyor, şarap içiyor. Sigara da haram, o da onda aynı şey. Selam veremezsin. Çok iyi yapıyorsun, devam et anlamına geliyor. Allah korusun. Bir harama çok iyi yapıyorsun dedin mi? Çıplak kadın. Oğlanla sıkıştırıyorlar yolda. Anlattık ya efendim hadisi size.
Olur arkadaş, gençlik de bu. Aman sakın ha. Allah'ın haram kıldığına olur arkadaş diyemezsin. Müslümansan. İçinden kanunen bir şey diyemiyorsun. İki tane atamıyorsun, laf söyleyemiyorsun. İçinden buğz edeceksin. Olur bu şey dedin mi? Benim sözüm değil beyefendi. Veleyse vera azalike minel iman. Peygamber sözü. Bu böyle bunu da demedin mi içinden? Ne şunların yaptıkları terbiyesiz bak demedin mi içinden? Böyle bir duygu duymadın mı? İman yok diyor peygamberin sözü bu. İstediğiniz hocaya sorabilirsiniz. Gerçekte olur bu işler. Diyemezsin beyefendi. Ama onu söylüyorlar. Hem bunlara yakışıyor diyor. Ulan haram yakışır mı lan? Bilmediğinden. Bunu bile bile yapsa %100 kafir olur. Bilmeden de niye bilmedin, öğrenmedin diye çok dayak yiyecek böyle söyleyenler. Çok dayak yiyecek. Evet, selam haram işleyene verilmez. Ama sigara içen adama hiç selam verilmez demiyorum. Dikkat edin. Ağzında elinde sigara varken haram işliyor şu anda. Selam veremezsin. İçiyor ama o anda elinde yok. Ah eyvallah. Günah işleyene selam verilir. O anda günah işlemiyor çünkü. Ona verilebilir. Rakı masasında selam veremezsin. Tuvaletteki adama, pis adama selam veremezsin. Namaz kılana, Kur'an okuyana selam veremezsin. Abdest alana selam veremezsin. Verirken de işte alırken de ve kelimesi ilave et. Ve aleyküm selam de en azından. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat ilavesini bilmiyorsan. Ve aleyküm. Evet, selam konusunda böyle şimdi verdik. Tamam. Yok diyor Peygamberimiz. İşin yok lan değil mi? İşin yok ama şimdi buraya geliyoruz. Trafik duruyor. Uyumaya alışmış adam. Önü boşalıyor hala gitmiyor. Sen de camiye yetişeceğim, uçağa yetişeceğim diye canın çıkıyor. Biliyor musunuz? Yolu tıkayanlar lanetlidir. Bu da ona girer. Çünkü adam uçağa yetişecek, hastaneye yetişecek. Hala durduğu yerde uyuyor, alışmış uyumaya. Ulan kardeşim önünü doldursana ya. Sen bu kadar yolu boş bırakırsan, yok ta nereye kadar yol doluyor. Çok şeyler bilmiyoruz biz. Basit şey değil bunlar. Bu adamla içinde sıkıntısı olan vardır, şunu vardır, düşüneceksin. Yatıyor böyle. 200 metre açılıyor, hala duruyor. Geçemiyorsun da. Canın çıkıyor orada. Şeytan dürtüyor. Ula sen şuna bile diyor. Bir de küfret dersen Allah korusun. Ya bu Müslümanlık edep dini. Düşünen, düşünerek yaşayan, bütün insanların ihtiyaçlarını göz önüne alarak adımı atacaksın, konuşacaksın. Bunları düşüneceksin. Her yerde bu böyle. Ama adam duruyor. Bir de geçerken niye geçtin diye kızıyor. Yahu işi var adamın yahu. Sen gezmeye çıkmışsın. Ne kadar bakın. Hep bunları yapıyoruz. Evet, şimdi selam vermek tamam verdin güzel de bu şartlarda diyor işin yoksa tamam mı nedir? Selamın tamamı nasılsın kardeş? Parmağı ucuyla değil. Gel lan buraya. Evet, burada söylüyor. Peygamberim tarif. Gel. Ha. Dört elle böyle baş avuçlarımız birbirinin içine girecek. Dört elle. Hem de böyle sallayacağız. Günahlar dökülür diyor Peygamberimiz. Hocam salladık mı oradakiler şu müraya bak. O zaman sallama tamam. Hani böyle yanlış anlaşılacaksa sallama. Ama işin böyle. Hem de uzat bir daha. Evet ucundan tutuyor böyle. Yok böyle değil diyor Peygamberimiz. Böyle. Dört elle samimiyet ifade edeceksin. Böyle yaptıkça kin, haset duyguları senden atılır. Kalpler birbirine ısınır. Müminler birbirine dua ettiğin tamamı böyledir. Musafa derler buna. Günahlar dökülür. Öyle söylüyor güzel Peygamberimiz burada. Temamü tahiyyeti, selam vermek, sünnet almak farz. Bunu tam yapmak istiyorsan, işin yoksa ne diyor? El ahzu bil yed vel musafa bil yumna. Elini tut, musafa yap. Dört el üst üste. Hocam herkes böyle yapınca şu mürayet değil. O zaman tek elle olsun.
ama parmak ucundan değil, şöyle samimi olduğunu gösteren bir tutuşla tut. Efendimiz öyle söylüyor. Ve müsafedü bil yümnas. İzmir'de avukatlığa başlayacağız. Baro başkanı solcu. Bilmiyorum galiba. Komünist diyemiyorum. Sokaklarda Karl Marx'ın, Lenin'in resimlerini taşıyorlar. Yürüyüş yapıyorlar. 1975'lerde bu arkadaş. Tamam mı? Adını da söylemiyorum. Adam nasıl fikirdeyse, işte cübbeyi giydik. O da baro başkanı bize tamam kaydetti. Yoksa kanun diyor ki başlığı yapamazsın. Musafa neyle olur? Sağ elle olmaz mı? Peygamber de onu söylüyor. Sağ elle diyor. Biz sağ elimi uzattık. Evet. Sen sol elimi uzat bakayım. Bak nerede kaldı? Benimki burada kaldı, onunki burada kaldı. Herif sol elini uzatıyor. Solcu ya. Musafayı bile el tokuşma diyorsunuz siz, bu el sıkışma. Sol elini uzattık, ellerimiz böyle havada kaldı. O kadar solcu yani. Ne yapacağımı bilemedim yani. Öyle diyor Peygamberimiz. Sağ elle olur. Eğer işin yoksa dört elle olur. Dört elle olmak hocam zamanı değil, o zaman samimi tutacağız. Parmak ucundan değil. Onu söylüyor güzel Peygamberimiz. O selamın tamamı musafaha etmektir. Vaktin varsa, evet tamamı budur diyor. Bunu da yap. Böylece kalplerdeki kinler, hasetler birbirine karşı dargınlar kaybolur gider. Günahlar dökülür. Evet. Tamamı tahiyye, selamın tamamı el-ahzü bil-yed, bir elle tutup sonra da vel musafa bil-yumna, elleri, sağ elleri dört elle bi eydil arba'a. O iki elini, sen iki elini böyle tuturup musafa yapmaktır. Selamın tamamı budur. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Hazretlerinden. Birçok hadisler var bu konuda nakletmiş. Allah onlardan razı olsun inşallah. Evet, diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve tübü yüleyh. Fatiha-i şerife me'al besmele-i şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimdir? Tüne sıradan müstakime sıradan lezine yanam durayım. Rabbim. Üçer salavat-ı şerife. Allah'ım sen ya Resulallah. Allah'ım sen ya Resulallah. Allah'ım sen ya Resulallah. Birer elem neşrah leke. Besmele ile beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak ve udana enke ve zekirle diyemez. On birer ihlas besmele ile beraber bismillah. Fatiha-i Şerife me'al Besmele-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Müstakim sıratullah. Üçer salavat-ı şerife. Allahümme salli ve sellem. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'ayta allazi yukezzibu biddin.
فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم آمين سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي namazımızı, dersimizi, okuduğumuz süveri celileyi, ayet-i kerimeyi kabul eyle. Hasıl olan ecir mesubatı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhi pakine, cümle peygamberler aleyhi salavat ve teslimatın ervai paklerine hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Sevgilerini gönlümüzde daim eyle. Efendimiz ve diğer peygamberlerin ehli beyt, el, ashab, etbalar, rıdvanullah aleyhi mecmani efendilerimizin de ervah kutsiyelerine hediye eyledik, vasıl eyle. Şefaatlerine bizleri nail eyle. Bil cümle ahirete irtihal eden mümin ve müminat, rahmetullahi aleyhi mecmain ervahına da hediye eyledik, vasıl eyle. Özellikle eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşah efendilerimizin ervahıyla beraber burada bulunan bizlerin, geçmişlerimizin ervahına da hediye eyledik, vasıl eyle. Bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkıntılar giden şühedâ ve güzatın, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getiren ashab-ı hayratın halen canımızı, malımızı, dinimizi, namusumuzu korumak için canını feda eden askerlerimizin, polislerimizin, vatandaşlarımızın, görevlerimizin burada her türlü şeye katlanan tüm vatandaşlarımızın da ervahına hediye eyledik vasıleyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tebdil ve tahvil eyle. Ya Rabbi senden tevfik-i samadaniye mansar eylemi niyaz eyle, lütfeyle. Bizi Kur'an ve İslam iman yolundan, Efendimizin yolundan ayırma ya Rab. Bir an bile nefsi emmaremize bizi uydurma ya Rab. Her yerde seni zikreden zakirlerden eyle. Nimetlerine karşı şükreden şakirlerden eyle. Sevdiğin kulum dediğin salihlerden eyle. Bize yardımını esirgeme. Hayırlı uzun ömür lütfeyle. Ahlakımızı güzelleştir. Akıbetimizi hayır eyle. Bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmet-i Muhammed evladını şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden muhafaza eyle. Aziz vatanımızı, tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle ya Rab. Müslümanların arasına fitne sokmak isteyen, Müslümanları parçalamak isteyen, onları birbirine düşürmek isteyen kafirlere, zalimlere, münafıklara, gafillere fırsat verme ya Rab. Onların hilelerini kendilerine çevir, ayaklarına dolaştır ya Rab. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Hastalarımıza şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımıza bolluk ihsan eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bu aziz vatanı, şehit şüveda kanıyla yoğrulmuş aziz vatanı kafirlere, zalimlere çiğnetme ya Rab. Bizi kendine layık kul, Habibi Edim'e layık ümmet olarak bu aziz vatanın sahiplerinden olarak kıyamete kadar neslimizi de bu güzel vatanımızı ve İslam yurtlarını da kafirlerin çizmelerine çiğnetme ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruk ve netubu ilek. Subhane Rabbine Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.